Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Haziran ve Temmuz ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu soruların tamamı sınavda çıkmış sorulardır. Her gün düzenli bir şekilde test videoları paylaşıyoruz. Mutlaka tamamını izleyin. Her gün hafızanızı tazeleyin. 90 üzeri bir puan almak istiyorsanız bunu uygulamanız lazım. Kanalımızda konu anlatımlı derslerimiz de var. Bu videonun açıklama kısmında linkleri mevcuttur. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu videoyu bitirdiğinizde ise kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorun. Her yorumu tek tek okuyup cevaplıyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? A sırt üstü sert bir zemine, B yüz üstü sert bir zemine, C sırt üstü yumuşak bir zemine, D yüz üstü yumuşak bir zemine. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sırt üstü sert bir zemine yatırılmalıdır. Kesinlikle yumuşak bir zeminde kalp masajı yapılmamalıdır. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler? A. Aracının eski parçalarını çevreye atması. B. Aracının bakımını zamanında yaptırması. C. Aracını gereksiz yere çalışır halde tutması. D. Aracında ucuz ve kalitesiz yağ kullanması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracının bakımını zamanında yaptırması, çevreye olumlu etkiler. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? A. Trafikteki görevli sayısı, B. Şehir içindeki trafik kazaları, C. Trafik kazalarındaki ölüm oranı, D. Şehirler arasındaki trafik kazaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Trafik kazalarındaki ölüm oranı azalmasında etki olur arkadaşlar. 88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A fren mesafesini, B duruş mesafesini, C takip mesafesini, D intikal mesafesini. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesini ifade etmektedir. Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? A. itfaiyeci yöntemi B. Rentek manevrası C. Hemlik manevrası D. Sürükleme yöntemi Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sürükleme yöntemi Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması B gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. C tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Soruların mantığını kavrayın diyorum bu yüzden arkadaşlar. Az önce de bu soru çıktı. Soru birebir aynıydı ama şıklar çok farklıydı. O yüzden soruların mantığını kavrarsanız sınavda çok daha başarılı olacaksınız. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A böbrek B akciğer C bağırsak D karaciğer Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Akciğerin yaralandığını düşünmemiz gerekir. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A. 1 nolu araç B. 2 nolu araç C. Hızı fazla olan araç D. Sürücüler anlaşarak geçerler. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 nola araç geçiş hakkını kullanmalıdır. Döneceği viraja yani yöne en yakın olan 2 numara olduğu için değil arkadaşlar. Direkt sizin aklınıza bu gelebilir. Neden? Kontrolsüz kavşaklarda en sağdaki araç önceliktedir. Yani 1 numaranın en sağdaki araç hangisi? 2 numara. O sebeple yol onun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Sinir sistemi B) Hareket sistemi C) Boşaltım sistemi D) Dolaşım sistemi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Boşaltım sistemi. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki karayollarında lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir? A 10 kilometre, B 20 kilometre, C 30 kilometre, D şıkkımız ise 40 kilometre. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Traktörlerin azami hızı 20 kilometredir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir? A) Doğal olaylardan olma. B) Genellikle çevreye etkileme. C) Önceden tahmin edilebilme. D) Önlemlere bağlı olarak azalabilme. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Önlemlere bağlı olarak azalabilme durumu kazalara ait bir özelliktir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? A) Antifriz kontrolü B) Yakıt filtresi kontrolü C) Yakıt kaçağı kontrolü D) Yakıt seviyesi kontrolü Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü yakıt sisteminde yapılan kontrollerden değildir. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler? A) İlk yardım tedbirlerini almakla B) Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle D) Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İlk yardım tedbirlerini almakla yükümlüdürler. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? 1. Akü şarjının azalması 2. Fren balatalarının azalması 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi Işıklara bakalım. A yalnız 3 B 1 ve 2 C 1 ve 3 D 1, 2 ve 3 Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? A) Yakıt seviyesinin düşmesi B) Balata yüzeyinin kuru olması C) Lastik diş derinliklerinin azalması D) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Lastik diş derinliklerinin azalması Yaya yolu bulunmayan karayollarında yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur? A) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte B) Gidiş yönüne göre sağ bankette C) Gidiş yönüne göre sol bankette D) Şıkkımız ise taşıt yolunun en sağındaki şeritte Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi zorunludur. Neden? Çünkü karşıdan gelen araçları görmek zorunda arkadaşlar. Herhangi bir tehlikede tedbirini almak zorunda. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir? Kandaki alkol miktarı ve kaza riski belirtilmiş. Şıklara bakalım. A. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği. B. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı. C. Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği. D şıkkım ise alkol tü tü tüketiminin ülkemize çok yoğun olduğu. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı söylenebilir. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir? A kırık, B çıkık, C burkulma, D çarpma. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Burkulma adı verilir arkadaşlar. Eklemler hafif zorlandığı zaman burkulma meydana gelir. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Bol su ile yıkamak B. Yara merhemi sürmek C. Kuru sargı bezi ile kapatmak D. Oksijenli su ile yıkayıp sarmak Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Bol su ile yıkamaktır arkadaşlar. Kimyasal madde yanıklarında teknik bol su ile yıkamaktır. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun verimli çalışmasına B. Aracın daha yavaş gitmesine C. Akünün daha çabuk bitmesine D. Motordaki aşıntıların artmasına Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Motordaki aşıntıların artmasına neden olur. Lütfen motor yağına ilave etmeyelim. Ömrü bittiğinde yani zamanı geldiğinde motor yağını boşaltıp yenisiyle değiştirelim. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? A. Hızlı ve aceleci davranmaya. B. Kaza yapan araca hasar verilmemesine. C. Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına. D. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine çok dikkat edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? A. Yüzün kızarması B. Kaşların çatılması C. Yumrukların sıkılması D. Kontrollü davranılması. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Kontrollü davranılması. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? A. Şişlik. B. Kızarma. C. işlev kaybı. D. Hareket ile azalan ağrı. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Hareket ile azalan ağrı burkulma belirtilerinden değildir. Basit bir soru ama bilmemiz gereken bir soru. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? A. Batı B. Doğu C. Kuzey D. Güney Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Haritaların sol kenar çizgisi batı yönünü gösterir. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması B. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi C. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması D. Şikması ise bilinci yerindeyse bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması Doğru cevabımız. C seçeneği olacaktır. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması bu yanlıştır arkadaşlar. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A kağıt mendilin, B çengelli iğnenin, C steril gazlı bezin, D makasın. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğutmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Radyatör petekleri tıkanmıştır. B. Araç lastiklerin havası fazladır. C. Soğutma suyunda antifriz vardır. D. Soğutma sisteminde term termostat yoktur. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Radyatör petekleri tıkanmıştır. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A) Kısa farlar ikaz ışığı B) Yağ basıncı ikaz ışığı C) El freni çekili ikaz ışığı D) Sinyal lambası ikaz ışığı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekir sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A. Altyapı B. Trafik C. Turist D. Turizm sektörü Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Altyapı yönünden açısından önemli değildir arkadaşlar. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hızlarını artırarak geçmesi B. Uygun mesafede mutlaka durması C. Demiryolu çok hatlı ise yavaş geçmesi D. Demiryolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Uygun mesafede mutlaka durması doğrudur. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması B) Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak C) Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek D) Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek olamaz. Görsel bir soruyla devam edelim. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? A1, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Bir numaralı şerit Ayrılma yani yavaşlama şerididir. Marşa basıldığında tık diye bir ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümlatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir? A20, B30, C40, D50. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Azami hız saatte 50 kilometredir. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda, B burnundan ve kulağından kanama olanlarda, C el bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda, D bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Burnundan ve kulağından kanama olanlarda şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A. Baş geri yarı oturuş B. Sırt üstü yatış C. Dik oturuş D. Yan yatış Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Yan yatış pozisyonda tutulmalıdır. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazazedenin sesli uyaranları tepki vermemesi. B. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. C. Kazazedenin bilincini yitirmesi. D. Reflekslerin kaybolması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Bu kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir arkadaşlar. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? A. Kayıp B. Hasar C. Tahribat D. Trafik kazası Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Trafik kazası adı verilir. Şok pozisyonunda kazazedenin bacakları kaç santim kadar yukarı kaldırılır? A 30, B 40, C 50, D 60. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şok pozisyonda kazazedenin bacakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır. Kamyon, kamyonet ve römorklarda kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A. Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması. B. Kasa üzerinin kapalı olması. C. Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması. D. Kasa kapaklarının kapalı tutulması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kasa üzerinin kapalı olması zorunlu değildir. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? A vitesin boşa alınması, B araçta gözcü bulundurulması, C aracın kapılarının açık tutulması, D aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması yapılması gereken işlemlerdendir. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir? A) Yakıt deposu, B) Bagaj, C) Karter, D) Torpido. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt deposu, aracımızdaki yeterli yakıtı bulundurmaya yarayan parçadır arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A) Aracını durdurmalı. B) Durmadan geçmeli. C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli. D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Mutlaka aracını durdurmalıdır yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A. Sara B. Koma C. Bayılma D. Halsizlik Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma adı verilir arkadaşlar. Yani kazazede yani hasta komaya girmiştir. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılmalıdır. B) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C) 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. D) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 30 kalp masajı, iki yapay solunum şeklinde uygulanması doğrudur arkadaşlar. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A akü, B platin, C sigorta, D alternatör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sigorta eriyerek Aracın güvenliğini sağlar arkadaşlar. Karayolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? A trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır. B trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. C trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir. D trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. Bu doğru tanımlanmıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Birinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan B. Kalp C. Eklemler D. Kan damarları Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Eklemler vücudumuzdaki dolaşım sistemini oluştura, oluşturan, yapılardan değildir. Dört zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Bakalım emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A. Emme zamanı, B. Sıkıştırma zamanı. C. Ateşleme zamanı. D. Egzoz zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında sadece hava pistonla sıkıştırılır arkadaşlar. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan B. Ağır kanamalı olan C. Ayağında kırık olan D dirseğinde çakık olan. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ağır kanamalı olan kazazede kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? A su ve yağ soğutmalı, B su ve hava soğutmalı, C yağ ve motorin soğutmalı, D hava ve benzin soğutmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Su ve hava soğutmalı olarak sınıflandırılırlar. Devam edelim arkadaşlar. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A dolaşım sisteminin, B sindirim sisteminin, C hareket sisteminin, D sinir sisteminin. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sinir sisteminin bir parçasıdır. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacakların 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A) Şok durumu, B) Beyin kanaması, C) Ayak bölgesinden yılan sokması, D) Akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şok durumunda kazazedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir? A. Trafik ışıkları B. Trafik görevlisi C. Yer işaretleri D. Trafik levhaları Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik görevlisinin önceliği vardır arkadaşlar. Yani kırmızı ışık yansa bile bize geç diyorsa trafik polisi geçmemiz gerekir. Çünkü trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır? A. Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde. B. Sadece aracı kullanan bildiği bir yerde. C. Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde. D. Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde bulundurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır? A. Amortisör B. Helezon yay C. Fren balatası D. Kavrama debriyaj Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Kavrama, debriyaj arkadaşlar. Vites kutusu ile irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organı kavramadır. Yani debriyaj. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A. İlaçla tedavi etmek. B. Durumun kötüleşmesini önlemek. C. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. D yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İlaçla tedavi etmek ilk yardımın amaçlarından biri değildir arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? A sürüş öncesi alkollü içki içilmişse B. Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa. C. Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa. D. Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Alkollü bir şekilde trafiğe çıkmayalım lütfen. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? A. Bujilerdeki B. Dispiratördeki C. Far anahtarındaki D. Endüksiyon bobinindeki Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Far anahtarındaki arıza farların yanmamasına sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır? A tuzlu ayran içirmek B soğuk ortamdan uzaklaştırmak C vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak D hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Soğuk ortamdan uzaklaştırmak. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sorunun durmasının belirtilerinden biri değildir? A dudakların morarması B. Göz bebeklerinin küçülmesi C. Göğüs hareketlerinin kaybolması D. Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin küçülmesi. Bu sorunun durmasının belirtilerinden değildir. Görsel bir soruyla devam edelim. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A dur, B hızlan, C yavaşla, D şıkkımız ise sağ yanaş. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Trafik polisin yaptığı bu hareket yavaşla anlamındadır arkadaşlar. Kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır? A Bir ay B 3 ay. C 6 ay. D 1 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir ay süreyle araçlarında bulundurmak, saklamak zorundalar arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Vücut ısısının düşürülmesini B. Solunumun değerlendirilmesini C. Kan dolaşımının değerlendirilmesini D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade etmektedir. Kiriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takos konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek. B. Aracın hareket etmesini engellemek. C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemektir arkadaşlar. Takos koymamızdaki neden aracın hareketsiz hale gelmesidir. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A radyasyon, B hava kirliliği, C su kirliliği, D toprak kirliliği. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle hava kirliliğine neden olur arkadaşlar? Egzoz gazı emisyon ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa, bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Aracın kaza yapma riskinin yüksek olması B. Araç sürücüsünün ve araç içerisindekilerin zehirlenme ihtimallerinin olması C. Araçta yangın riskinin oluşması D. Çevre kirliliğini engellemek Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çevre kirliliğini engellemektir arkadaşlar buradaki amaç. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yayın yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. A. Kırmızı oklu ışık B. Yaya figürlü yeşil ışık C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık D. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık arkadaşlar. Burada yavaş ve dikkatli geçmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör B. ilk yardım çantası C. Yangın söndürme cihazı D. Sarı ışıklı dönerli uyarılanması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı lambası araçlarımızda zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir arkadaşlar. Yani bulundurmamız zorunlu değil. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A yağ, B asit, C antifriz, D saf su. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Donmayı önlemek için radyatörümüze antifriz koymamız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? A) Alaşımlı jant B) Hava yastığı C) Açılabilir tavan D) Elektrikli koltuk Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava yastığı geliştirilen sistemlerdendir arkadaşlar. Kaza anında ölüm ve yaralanmalarınızı en aza indirir. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hızını arttırması B. Sert fren yapması C. Vitesi boşa alması D. Uygun vitesle inmesi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Uygun viteste inmesi doğrudur. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen tabelalara dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle sınavda görselin içindeki tabelalar çok önemli. Şıklara bakalım. A 1 2 3, B 2 3 1, C 3 2 1, D şıkkımız ise 3 1 2. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralaması ile olmalıdır. Bir neden en son? Tali yolda olduğu için en son arkadaşlar. Bu tür kavşaklarla alakalı çok güzel görsellerin olduğu bir video hazırladık. Bu videonun açıklama kısmına ben linkini bırakacağım. Kavşaklarda geçiş önceliği hakkında bir konu arkadaşlar. Mutlaka onu da izleyin. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Yukarıdaki ifade, trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır? a. Birey hakkı b. Toplum hakkı c. Kamu hakkı d. Çevre hakkı Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır, birey hakkı olacaktır arkadaşlar. Evet, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır arkadaşlar. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.